Manşete hoş geldiniz. Haftada iki kere Salı ve Cuma günleri gündemi birlikte değerlendiriyoruz. Yayınları beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız önemli. Yayınlardan anında haberdar olmak, bulamıyoruz, göremedik, YouTube dönemimize çıkmadı gibi şikayetlerden kurtulmak istiyorsanız. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya devam eden tartışmalar var. Fakat bu haftanın gündemi ağırlıklı olarak anayasa değişikliği meselesi. Anayasa değişikliği meselesine gelmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan kavgalarda o kavga gürültü arasında bir ayrıntı bir anekdot atlandı ona bakacağız. Ve yine değişmeyen gündem hayat pahalılığı ve insan hakkı ihlalleri Türkiye'de hukukun yokluğu bu konulara bakacağız. Esasen Türkiye'nin iki gündemi var iki ana gündemi var hukuk yok hayat pahalı ve bu konunun nasıl çözüleceğine dair de somut ortaya çözüm önerilerinin e, konulması ve vatandaşa bu konuda güven verilmesi gü, e, ve inandırılması ikna edilmesi gerekiyor temel sorunlar bunlar fakat neyi tartışıyoruz işte başörtüsü referandumunu tartışıyoruz ve diğer bağlı konular şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kavga meselesine geleceğim. İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Süleyman Soylu böyle üst perdeden kendisine sataşanlara cevap veriyor. Amerika'nın çocuklarısınız. A babalarınıza boyun eğmedik size eğmeyeceğiz filan. Fakat orada enteresan bir şey oldu ve CHP'li Engin Altay Süleyman Soylu'ya yanıtlamadığı, yanıtlayamayacağı bir soru sordu. Ve bu bir iki mecra dışında satır arasında yer aldı ama ne büyütüldü, ne üzerine gidildi, ne konuşuldu. Ve bu benim çok dikkatimi çekti. Birkaç gündür bu konu ortada ama e, kimse bahsetmiyor. Ben de yani e, önüme düştü, bütün haberleri taradığım için, okuduğum için orada dikkatimi çekti. Halbuki bu oradan alınıp manşete kurulması, başlıklandırılması ve taraflara falan de, e, sorulması gereken bir konuydu. Yani gazetecilik böyle günler için var. Fakat tabii Süleyman Soylu şu anda güvenlik güçlerinin başı Türkiye'de. Herkesin evine sabahleyin polis gönderme şeyisi var, yetkisi var. Böyle bir durumda ister istemez insanlar da bu konulara girmiyor, girmek istemiyor olabilir. Ama soru önemli, biz de altını çizelim. Bir kere daha altını çizelim. Gerçek gündemde yayınlandı bu. Kısa dalgada alıntıladı. Benim takip edebildiğim kadarıyla başka mecrada da görmedim. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, meclisteki o kavga gürültü arasında Süleyman Soylu'ya Birleşik Arap Emirlikleri gezisiyle ilgili çok mühim bir soru sordu. Soruda Dedi ki siz Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne zaman gittiniz? Hangi uçakla gittiniz? Giderken uçağınızda kaç kişi vardı? Gelirken kaç kişiyle döndünüz? Dört soru. Bu sorulara Süleyman Soylu cevap vermedi. Sonra kimse de gidip Engin Altay'a bunu sormadı. Yani sen ne biliyorsun da böyle bir soru sordun. Mutlaka bir takım duyumların var. Bilmiyoruz ama bilinen şey şu. Süleyman Soylu'nun Birleşik Arap Emirlikleri gezisi. Orada mukim özellikle 2021 mayıs ayında çektiği videolarla ses getiren Sedat Peker'le ilgiliydi büyük ihtimalle. Ve Sedat Peker'in seçime doğru açıklayacağını e, iddia ettiği videolarla ilgiliydi. Sedat Peker'in iadesi söz konusu. İade edilip edilmeyeceğini kimse bilmiyor ama Sedat Peker'de iade edilebileceğini öngörerek bir takım videolar çektiği, bir takım bilgi, belge ve dokümanları güvendiği kişilere teslim ettiği, başına bir şey gelmesi durumunda veya kendi işaretiyle bunların yayınlanacağı veya yayınlanabileceği talimatı vereceği falan gibi bilgiler var. Ama dediğim gibi bunların hepsi muğlak bilmiyoruz. Bu çerçevede işte Soylu'nun Dubai gezisi önemliydi. Fakat Hangi uçakla gittiği, ne zaman gittiği, giderken kaç kişiyle gittiği, dönerken kaç kişiyle döndüğü gibi e, soru Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelince e, bizim de kulak kabartmamıza yol açtı. Ama dediğim gibi bu soruya cevap verilmediği gibi Engin Altay da ne bildiğini anlatmadı. Kokusu çıkar yakında. Şimdi biz geçelim diğer konuya. Anayasa meclisi e, teklifi meclise sunuldu. Dikkatinizi çekeyim. E, 336 milletvekilinin imzasıyla AKP MHP Büyük Birlikte de bir milletvekili var galiba Bir de meclis başkanı da eklendi Yani iktidar unsurları Cumhur İttifakı bütün Askerlerini topladı Meclis başkanını da yasaldır değildir Bir bir sürü tartışma konusu onu da ekledi Ve 336 yani tam anlamıyla Kayıp kaçak olmadan Bir teklif verdi o açıdan bu Cumhur İttifakı unsurlarının Bu konuya çok önem verdiğini gösteriyor Ve bu konunun referanduma gidebileceğini de gösteriyor Teklifi veren kadro bu daha doğrusu teklif verildikten sonra özellikle AKP'li kadınlar bir basın toplantısıyla bu konuyu duyurdular. Ortada Özlem Zengin bir süre dinlenmeye çekilmişti tekrar sahaya sürüldü. Yani fotoğrafa baktığınızda her 10 kadından 6'sı 7'si başı örtülü. Yani Türkiye'de böyle bir sorun mu var falan dedirtiyor ama mesele başka mesele siyasi. Başörtüsü için gerekirse millete gideriz lafı da orada duruyor orada duruyor Tayyip Erdoğan'ın ki bunu yapabilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden referandum sınırında geçmese bile bunu yapma hakkı hürriyeti var. İşte vezir gitti Erdoğan şah çekebilir KC'de bunu yazmamızın nedeni de bu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı bu konuda aykırı davranmayız dedi. Henüz CHP'de bir karar verilmedi bununla alakalı ama belli ki CHP... AKP'nin anayasa değişikliği teklifine sarı ışık yakmış gözüküyor. Bu konunun bir daha açılmamak üzere kapanmasını sağlamamız gerekiyor. Biz bu konuda aykırı davranmayız diyor. Halbuki CHP'nin kanun teklifi bence daha güzeldi. Ama dediğim gibi mesele artık siyasi, siyasi bir konu. Hukuki olmaktan çıktı. 2 Ekim altılı Masa toplantısından bir gün sonra bu teklifi açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Amacı neydi? Niye böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. İleride anılarını yazdığında anlatır. Ama şu aşamada bunu kimsenin öğreneceğini veya açıklayabileceğini zannetmiyorum. Ya AKP'den böyle bir anayasa değişikliği teklifi yola çıktı geliyor bunun duyumunu aldı kendisi ön almak için bunu yaptı ya da ya bu konuyu gündemden çıkaralım yarın öbür gün bu konuyu tekrar kaşıyabilir kaşıyabilirler bunları bu meseleyi onların elinden alalım demek için yaptı bilmiyoruz ikisinden biri. Ama bir anayasa hukukçusuyla çalıştığı, metni ona hazırlattığı ve birkaç ay süren gizlilik, büyük bir gizlilikle süren çalışmanın ardından bunu 3 Ekim günü kamuoyuyla paylaştığı bilgisi var. Metin Güzel herhangi bir dini, İslami, simge, sembol falan gibi kelimeler falan geçmeden Sağlıklı kıyafet hürriyetinin altını çizen bir konu. Esasen daha evvel de söyledim. Bir şey yasak değilse serbesttir zaten. Her şeyi belli maddelerde maddelendirmek, koymak falan gerekmiyor. Ama Türkiye'de bunun anayasaya madde olarak girmesini savunanlar da var. Bir şey demeyeceğim ama burada bugün 2022'den 2023'e geçilirken konu tamamen siyasi. Başka bir şey değil. İyi Parti'de olaya sarı ışık yaktı. Hatta yeşil ışık yaktı. İyi Parti Sözcüsü her ne kadar partinin ileride kararını açıklayacağını anlatsa da çoğunluğun eğilimi bu konuda evet yönündedir dedi. Ee, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu görüşürler mi? Birlikte karar verip öyle mi duyururlar? Ya da partiler ayrı ayrı mı karar alır? Anayasa değişikliği söz konusu olduğu için bilmiyoruz ama muhtemelen ayrı ayrı karar alacaklar. CHP sarı ışık yakmış durumda. İyi Parti'de sarı ışık yeşile dönmüş durumda. iş şeye doğru gidiyor. 400'ün üzerinde oyla bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek. Buraya doğru gidiyor. Anayasa değişiklik teklif oylamasında dengeler de bu. Partiler partilerin sayısı, gücü AKP, MHP, BBP topladığınızı 335 ediyor. Muhalefet Hayır kardeşim ben senin buradaki maksadını anladım. Bu topa girmiyorum dese bu teklif geçmeyecek. Hatta yani referandum sınırında geçebilmesi için 360 ile 400 arasında oy alması gerekiyor. Fakat muhalefette şöyle bir tedirginlik var. Yani buna oy vermezlerse AKP bunu seçim malzemesi yapar mı? Bak işte efendim bunlar başörtüsü yasakçısı falan filan bak anayasa değişikliği teklifimize de bakmadılar falan der mi gibi bir endişe var. Ya da ya biz bu işi iktidarın elinden ilelebet alalım da ondan sonra e, önümüze bakalım seçime böyle girelim. Fakat e, bir kere daha göstereceğim Tayyip Erdoğan e, 400'ün üzerinde yani referandum gerektirmeyen bir şekilde meclis anayasa değişikliğini kabul etse bile... Yetkisi var referanduma götürebiliyor. Yani referandum sandığını koyabilir. Yani tamam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir şey çıktı ama biz çok güçlü, halkın da katıldığı bir karar, bir daha kimsenin değiştiremeyeceği bir şey yapacağız falan filan deyip ikinci sandığı koyabilir ve bunu koymaktan da çekilmeyecektir. İşte vezir gitti Erdoğan şah çekebilir derken kastım bu. Yani e, Kılıçdaroğlu o hamlesiyle, başörtüsü çıkışıyla, Tayyip Erdoğan'ın vezirini düşürdü. Satranç tahtasını hayal edin bilenler için söylüyorum. Ve Erdoğan referandumla şah çekmeye hazırlanıyor. Bakalım iş nereye gidecek? Bu arada bir başka konu bayrağı gençlere teslim edeceğiz demiş. İşte üçüncü dönemden sonra bir daha cumhurbaşkanı olmayacağım demiş. Çokça videolar dolaşıyor bu konuda önceki laflarıyla ilgili. Bir kere her şeyden önce Tayyip Erdoğan önceki ve sonraki laflarıyla kritik edilecek biri olmaktan çıktı. Yani sabah başka akşam başka. 3 ee, dönem milletvekili kuralını sadece kendisi uyguladı. Onun dışındaki AKP'liler defalarca çiğnedi. Onu da geçeceksiniz. Evet kendisi uyguladı. Yani kendisi 3 dönem vekillikten sonra bir daha vekil milletvekili adayı olmadı. Çünkü cumhurbaşkanlığına sıçradı. Cumhurbaşkanlığında da şimdi 3 dönem yapacağım, sonra gideceğim diyor. Ama aynı şeyi genel başkanlık için de söylemişti. Ben 3 dönem genel başkan olacağım, sonra olmayacağım demişti. Koltuklara yapışmak için gelmedik falan demişti. Bunların hepsini yedi ve neticede AKP genel başkanlığı koltuğunu çok önemli gördüğü için zamanında işte Davutoğlu'na falan bıraktığında başına neler neler geldiğini gördüğü için veya riskleri gördüğü için o koltuğu da kimselere kaptırmadan yürüyor. Bu hikayeyi geçeceksiniz. burada şöyle bir hikaye var. Yani şöyle bir maksat var. Kararsız seçmene yani bak ben son kez aday oluyorum. İşte asıl ustalık dönemini şey yapacağız. 2023 hedeflerimiz var. Enflasyonu da düşüreceğim zaten. Nasıl düşüreceğini anlatmıştım bir önceki yayında. Tabloyla ortada. Yani Aralık ve Ocak enflasyonu geçtiğimiz sene çok yüksekti. Şu anda ayda 3 civarında enflasyon açıklıyorlar. Aralık ve Ocak enflasyonu geçtikten sonra enflasyon otomatikman %40'lara 50'lere düşecek. Hatta Nisan-Mayıs'ta 35-40'lara kadar düşmesi mümkün. TÜİK üzerinden her şeyi yapıyorlar. Şimdi onu geçeceksiniz. Burada Murat... Ee, kararsız seçmeni etkileme. Yani ya bak adam da son kez oluyor aday oluyormuş yani verelim gitsin falan dedirtmek. Yani verelim gitsin diyorsun da 5 yıllık yetki veriyorsun. Kaldı ki adamın bildiği bildiğini tutmuyor. 5 yıl sonra gideceğinin de garantisi yok. Yani böyle bir şey. Yani bir seçmen tavlama yöntemi son kozunu belki ortaya koyma şeyi. Bu bak son kez istiyorum hani Hani, yoksa gönlüm kalır falan çıkışı başka bir şey değil. Tamamen siyasi taktikler bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Adalet Bakanlığı'na yürümesini önemliyorum. Bu yürüyüşte ön saflarda da bu fotoğraf güzel bir fotoğraf. Ön saflarda da hep kadınlar vardı. Erkekler e, geride sıralanmışlardı. E, güzel bir kare. E, 6 yaşında çocuğun evlendirilmesi iddiası üzerine... ...başlayan tartışmada mühim bir inisiyatif aldı. Tweet de attı. Ve bu devlet ayağa kalksın, yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor filan dedi. Tayyip Erdoğan en son kabine toplantısının ardından bu işe değinip geçti ama... ...3-4 gündür, 5 gündür, neyse bir haftadır bu konuda hiçbir şey dememişti. Yine bu konuda özellikle ben tartışmalara bakıyorum... Olay tarikatlar kapatılsın, cemaatler kapatılsın, bunlara mühür vurulsun, bütün mal varlıkları işte şeye devredilsin, devlete devredilsine filan döndü. Fakat bu işin failleri olduğu ifade edilen eş, baba, anne filan neyse serbest, tutuksuz yargılanıyorlar. Duruşmada galiba 6-7 ay sonra kimse yani bunlar neden tutuksuz yargılanıyor falan demiyor. Mesele orada değil. Acaba bu konunun ortaya atılmasıyla... Amaç ne yani amaç üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi e, o konuda hala bir belirsizlik var. Benim de o konuda net bir kanaatim yok ama bu olay biraz daha geçtikten sonra gerçek niyetler anlaşılır. Bekir Bozdağ cevap vermiş işte randevu isteseydi verirdim diye. Çocuğun cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk, kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir diyor Adalet Bakanı. Çok güzel bir laf altına imza atılacak bir laf ama aynı adalet bakanı 2016'da getirdiği cinsel istismar düzenlemesiyle sonra geri çektiler bunu. Geriye doğru bir defaya mahsus olarak çocuk yaştaki bütün evlilikleri affediyordu. Anneyi, babayı, kocayı hepsini affediyordu. Eğer o çıksaydı o düzenleme şu anda bu 6 yaşında evlendirilen çocuğun anne babası ve işte evlendirildiği adam da kurtulmuş olacaktı. Yargı konusu olmamış olacaktı. Neyse ki AKP o teklifi geri çekti. Bir defaya mahsus af te teklifini geri çekti ve o dönem Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada "küçüğün rızası" kelimesinin de son derece talihsiz bir kelimedir bu. Kullanmıştı hem de iki kere. E açıklamalarında ben Twitter'a koydum o videoyu, görülebilir. Dolayısıyla şu anda bunun böyle ifade edilmesinin çok da fazla bir anlamı yok. Bakın size bir tablo getireceğim. Kaynak Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı. Şimdi 15, 15, 17. Şimdi şu sarıyla şeylere bakın. 2021 yılında 1 milyon 79 bin evlilikte 117 kız çocuğu 15 yaşın altında, 7000 kız çocuğu 15-17 yaşlarında. Yani onlar da çocuk. 2020'de 119 kız çocuğu 15'in altında, 8000 kız çocuğu 15-17 yaşlarında. Bu rakamlar böyle. 157 2019'da 157 kız çocuğu 15 yaşın altında, 9981 kız çocuğu 15-17 yaşlarında. Şimdi bu rakamları tek tek söyledim. Yani bir kişi değil yüzlerce kız çocuğu var. 15'in altında 15-17'de. Yani 15-17 dediğinizde rakam çok daha da büyüyor. Bunlar devam ediyor. Bu olay devam ediyor. Yani esasen gazetecilikte eğer devlet de işte kararlıysa bu dosyaların üzerine gitmesi gerekiyor. Bakması gerekiyor ama mesele o mu değil mi? Dediğim gibi bu konuda emin değilim. O arada e, iktidarın BİM'le kavgası daha doğrusu MHP'nin BİM'le kavgası şimdilik e, biraz sakinlemiş görülüyor. BİM'in gazetelere ilanları devam ediyor. Hürriyete, milliyete, bütün gazetelere böyle tam sayfa ilanlar verdi. İşte burada da 13 Aralık Salı'dan itibaren geçerli fiyatları vermiş filan. Tam sayfa ilanlar vererek BİM iddiasını sürdürüyor. Gazetelerde hayır demiyor. Yani sabah gazetesinde, Erdoğan'ın gazetesinde de BİM'in ilanları çıkıyor. Onu da hatırlatalım. Bu konu şimdilik soğumaya terk edilmiş durumda ama soğumaya terk edilemeyecek bir konu hasta da eczanede ilaç bulamıyor konusu. Gamze Taşcıer, CHP milletvekili bulunamayan ilaçların eczacı kökenli bulunamayan ilaçların listesini sayfalar halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle gündeme getirmiş listesini, bulunamayan ilaçların listesini ve bakın yani boyunu aşıyor. Bu ilaçlar bulunamıyor diyor. Ve bu son derece önemli bir konu ve liste kabararak devam ediyor. Bir diğer konu Nurettin Nebati'nin ekonomi gazetesine yaptığı açıklama Vahap Munyar'a. Fakat bu açıklamada bir şey söylüyor. Diyor ki asgari ücretliye de memura da emekliye de ne verirse haklarıdır dar gelirliye fakir fukaraya vermek bereket getirir. Yani memuru emekliyi dar gelirli, dar gelirli sınıfına hatta fakir fukara sınıfına sokuyor. Ayrıca Tabii söyleniyor ya yani işte ya arkadaş işte bu haktır sen bir şeyi bu şey yapmıyorsun ihsan etmiyorsun insanların vergileriyle işte hazinede e, bu kaynaklar oluşuyor ve işte oradan dağıtılıyor filan çalışanların ödediği primlerle emekliler ama istediğiniz kadar anlatın öyle bakmıyorlar devlet bizim hazine bizim ve ihsanı biz dağıtıyoruz. Ee, paraları biz kesemizden veriyoruz. Bir lütuf olarak bunu veriyoruz. Bize teşekkür edeceksiniz. Öyle bakıyorlar ve çok önemli memuru emekliyi fakir fukara yerine koyuyorlar. Onlar da biliyorlar memurun ve emeklinin fakir fukara olduğunu. Sonra Dışişleri Bakanı uluslararası topluma örnek olmaya devam ediyoruz demiş 10 Aralık insan hakları günü mesajında. Nasıl uluslararası topluma örnek olmaya devam ediyor. Sezgin Tanrıkulu tam da 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 11 ayda 4981 kişi işkence gördü diye rapor paylaşıyor. 2097'si çocuk. Hani çocuk hakları konusunda, çocuk istismarı konusunda bayağı bir kamuoyu bilinci oluştu ya şu anda. Onun da altını çizerek söylüyorum. Diyor ki Sezgin Tanrıkulu 11 ayda en az 97'si çocuk 2407 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. 78'i çocuk en az 4981 kişi işkence gördü. 78'i çocuk işkence görenleri. Çocuk istismarının istismarı konusunda kamuoyu duyarlılığının yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Umarım bu konuları da ele alırlar. Bu konulara da bir el atarlar. Hidayet Karaca yarın tutsaklığında 8 yılı doldurmuş olacak. 8 koca yıl. İçeride yıllar nasıl geçiyor? İçeride yatmayan bilmez anlamaz. Ben de anlamam ama her bir günün bir yıl gibi geçtiğini anlatıyor çıkanlar. Ben şöyle dua ediyorum demişti 22 Kasım'daki duruşmada. Allah benim canımı alsın ben kurtulayım herkes kurtulsun diyorum. Bir insanı bu noktaya getirdiler. İçi boş dosyalarla. Geçen gün gönderdiğiniz gene 10-15 tane soruşturma var. Sürekli soruşturma açıyorlar hakkında. Mahkeme kararları olarak bir tanesinde bile benim ismim yok. Öyleyse hani maddi gerçek aranacaktı? Siyasi tutsak bu isimler. Siyasi tutsak. Bir diğer siyasi tutsaksa İlhan Sami Çomak rekora gidiyor. 28 yıl 3 ay 20 gündür cezaevinde. Türkiye'de bu kadar yatan insan yok. Şu anda ikinci sırada. Daha önceki rekor 32 yılla bir başka benzer siyasi hükümlü de. Evet. Hani şunu duyar gibiyim sizden. Yani o kadar kaçakçılar, katiller, tecavüzcüler filan serbest elini kolunu sallayarak dolaşırken bu insanlar suç delili de olmadığı halde ikinci üçüncü derece iddialarla. Evet. İran'la yavaş yavaş toparlayalım. İran idam edilen protesto, protestocuların sayısı ikiye yükseldi. Özellikle Mahsa Amini'nin öldürülmesi polis gözetiminde irşat polisi deniyor. Onun gözetiminde öldürülmesinin ardından yaşanan olaylarda ee, ve idamlar artıyor. Ee, çok sayıda gözaltı var, tutuklu var. Ee, İran e, protestoları büyük bir şiddetle e, bastırma eğiliminde ve e, daha önce bu kadar hızlı infazlar görülmezken bunu hızlandırarak da bir anlamda protestoları gemlemeye çalışıyor. Fakat e, Genel şey şu, çıkan bütün haberleri okuyorum. Hiçbir şey bundan sonra eskisi gibi olmayacak gibi görülüyor İran'da. Ama bu protestoların rejimden birkaç parça kopardığı ortada fakat rejimi yıkmaya yetmeyeceğini de bütün siyasal gözlemciler, İran uzmanları değerlendiriyor efendim diyoruz ve bir manşet yayını daha böylelikle noktalıyoruz. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki yayın Cuma günü. O gün görüşmek umuduyla hoşçakalın.